Cinsellik konusunda iyi bir eğitim aldığını düşünüyor musun? Hayır, kesinlikle almadım. Yani aileden veya kendi çabamla öğrendiğim şeyler. Almadım, yalan söylemek. Hayır. Bizim ortaokulda böyle yaklaşık bir aylık bir ders verilmişti. Cinsellik konusunda iyi bir eğitim aldığını düşünmüyorum. Evet. Yani cinsellik konusu hakkında bir eğitim almadım şu ana kadar, ilk öğretimde falan. Ama hani tabii aileden gelen falan bir eğitim var, gülme. Başka türlü hani bize şu an ilk öğretimde ya da orta öğretimde falan bir bilgi verilmedi. Ya da hani ya benim kuzenimden duyduğum kadarıyla eskiden cinsellik diye bir ders varmış lisede falan ama bu sonra kaldırılmış. Cinsellik konusunda ben iyi bir eğitim aldığımı düşünmüyordum. Kendi çabalarımla aldım diyebilirim. Hayır. Yani ülkemizde böyle bir eğitimin olması pek mümkün değil. Hem mantalite olarak hem de okulda verilen eğitimler ve bakış açısı olarak pek. Hayır. Yok, ben yeterli eğitimi aldım tabii de. Hani bu okul döneminden değil. Hayır, almadım. Ya yani şimdi kadar bana kimse eğitim vermedi. Kendi eğitimimi kendim almış oldum yani. Hayır, düşünmüyorum. Hayır, düşünmüyorum. Hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Hayır, bence yeterli eğitim verilmiyor. Peki bu eğitimi nerede ve kimlerden almak isterdin? İlk başta tabii ki aile içerisinde başlaması gerekiyor bu eğitimlerin. Sonra okul çapında ilerlemesi. Yani üniversitede aslında ek ders olabilir bununla ilgili yani. Belki okulda. Ya bence ilkokulda direkt eğitime verilmeli. Üniversite beklenilmeden. Okul dışında bir yer olsa daha iyi olurdu. Okullarda böyle hani çok fazla şey oluyor. Erkek öğrenciler, kız öğrenciler daha hani dalga geçiliyor gibi oluyor. Nereden almak isterdim bilmiyorum ama okul dışında bir yerden. İnternet. Yani şu hal tabii ki biri bana anlatsa çok iyi olurdu da öyle bir şey olmadığı için internetten bakıyordum. Hatta bizim okulun sağlık merkezinin çok güzel bir sitesi var onunla ilgili. Gerçekten her şeyi çok ayrıntılı anlatıyor. Okuldan öğreniyorsun. Evet, evet, doğru. Yani bunun okulda başlaması gerektiği taraftarıyım ve bir tabu olmaktan çıkması gerektiği taraftarıyım ben. Ergenlik çağımızın başlangıcında okullarda alabilirdik. Öncelikle okulda olması gereken bir eğitim diye düşünüyorum. Ailede başlar, okulda devam eder. Fakat bunun yanında sağlık kuruluşlarında verilebilecek bir eğitim. Yani bizi sağlık kuruluşlarına yönlendirebilirler. Oradakilerde işte eğitim verebilirler. Böyle çok daha yerinde olacağını düşünüyorum. Özellikle ilkokul çağında veya ilkokul olmasa bile en azından lise çağında öğrencilere bu konuda daha çok bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda aileler de bu konuda çocuklarını yetiştirirken belirli bir yaşa geldiklerinde onları bu konuda eğitmeleri gerekiyor. Ortaokulda özellikle ergenlik çağına geldikleri zaman özel bir eğitim kapsamında bir bilgi verebilirler. Peki hangi konuları içermeli sence? Yani bu hastalık işlerinde gerçekten çok büyük eksiklikler var daha demin konuştuğumuz gibi. Yani biraz daha rahat olması lazım bu işlerin. Peki. Biraz daha aktif olması lazım. Tabii ki korunma çok önemli. Korunma. Cinsel ilişki sırasında korunma çok önemli ki hani hemen hemen çağımızın hastalığı bir nevi gibi görüyorum ben. Çünkü çok sayıda çocuk, gelinler yetiştiriyoruz bu sayede. Zorunda kalıyorlar evlenmek gibi. O yüzden korunma önemli bir rol oynardı. 12 yaşında, 13 yaşında almış olsaydım o zaman bana anlatan kişinin bana karşı bu konuyu açık açık böyle hani tam anlamıyla her şeyi işte bunun sonuçlarını nasıl nereye varacağını onun dışında hani bunun sonuçlarında nasıl ne gibi hastalıklar olabileceğini falan hani bunların bilgilerini vermelerini beklerdim ve hani daha ilerleyen zamanlarda daha çok hani büyüdüğüm zaman da daha kapsamlı daha geniş bir eğitimin içeriğinde olmak isterdim. İlk olarak cinsellik nedir? Bir takım tabuları en azından yıkılması gerektiğini düşünüyorum çünkü insanlar korkuyorlar, ne olduğunu bilmiyorlar. Ve yanlış bir şey yaptıklarını, yani neyi yanlış, neyi doğru yaptıklarını bilmiyorlar. Öncelikle hani kavram olarak bazı şeylerin öğretilip daha sonra hani bunun korkulacak bir şey olmadığını söylemek gerekiyor. Ve elbette sağlık açısından da bir takım korunma yöntemi olabilir. Bu tür sağlıklarını da korumalar açısından doğru bir eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlişkiler mesela korunma hakkında falan olabilir. O tarz şeyler de olabilir. Sen veya bir arkadaşın cinsel sağlık ve öğrenme sağlığı konularında bilgi almak, bu konularda hizmet almak için bir sağlık kuruluşuna başvurursa senin için ne önemli olurdu? Vallahi gizlilik çok önemli böyle bir şeydi tabii. Bir de hani etkin bir hizmet almak da önemli öyle. Sırf geçiştirmek için yapılacak şeyler çok da mantıklı olmaz gibi geliyor bana. Ne bileyim belki bir tabu olarak görünmemesi. İnsan psikolojisinden birazcık anlaması lazım. Hani ön yargılı bakmaması lazım. Orada gelip konuşabilecek insana. Çünkü
hani zorunda da kalmış olabilir ya da bir anlık zevkle de bazı şeylere maruz kalmış olabilir. Yani her türlü o psikolojiye empati kurarak o insanı birebir onun ruhuna, onun neden hissiyatına dokunması lazım. Yeterli bildiği bence konuları sağlayacak. Doğru bilgiyi ulaşmamı sağlayacak olmaları ve kurum olmadan da o bilgiye nasıl ulaşabileceğin kurumsal yol göstermeleri yeterli olur. Bana karşı ön yargıların olmaması ve tabularının olmamasını, benimle rahat konuşabilmesini, aynı zamanda benim de ona karşı rahat olmamı sağlamasını bekliyorum. Ve özellikle işte cinsel sağlık konusunda mahremiyete özen göstermesini ve benim sorunlarımı gerçekten ilgili olarak beni dinlemesini bekliyorum. Size daha rahat hissettirecek, belki hani bu konuda psikolojik olarak da eğitimli insanlar olsaydı daha iyi olur. Sanırım mahremiyete ve hijyene. Bu kuruluşun bana gerekli bilgiyi sağlayacağından ve doğru bilgiyi sağlayacağından emin olmam gerekirdi. Önemli olan bu olabilir. En başta cinselliğin bir kere dediğim gibi hani korkmaması ve hani normal bir şey olduğunu hani lanse edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve hani bu anlamda insanların biraz öyle bir kuruluşa başvurulduğunda rahatlatılması, yani hani ayıp olmaktan öte bilinip zamanında yaşanması gereken bir şey olduğu taraftarım. İnsanlara bunu lanse edilmesi gerekiyor. Neyin kötü, neyin iyi olduğunu, neyin zararlı olduğunu öğrenmek isterim. Önemli açık sözlü olması, biraz samimi olması ve işte hani ne bileyim böyle ayıptır, günahtır falan dememesi yani herhalde. Peki mahremiyet senin için önemli olur muydu? İşte sağlık konusu söz konusu olunca mahremiyet diye bir şey olmaması gerekiyor yani, değil mi? Yani sorunun çözülmesine yardımcı olmasını istedim. Öyle özel bir beklentim yok. Açıkçası ne rahat hissettirirdi. Yani bir problem yaşadığım zaman bana böyle bir ayıp bir şey yapmışım gibi bakmamalı bence. Kesinlikle bunun normal olduğunu bana hissettirebilmeli veya kendimi rahat hissedebileceğim bir ortam olmalı. Rahatça problemimi söyleyebilmeliyim diye düşünüyorum. Hijyen. Ve kısa sürede çözüm tabii ki. Özellikle insanların ve sağlık sektöründe çalışanların ön yargılı olmamasını isterdim. Çünkü toplumda ön yargılı davranışlar olduğu için içine kapanıp ve bu şekilde içine kapanıp ve açmıyorlar sorunlarını gençler. Karşındaki kişinin tabularının olmamasını, yargılamamasını, bana seveceğim bir şekilde yaklaşmasını isterdim. Çünkü hani bu konular herkes tarafından ciddi olarak, yani hani işte belki dalga geçilebilir, belki hani o kişi hamile olabilir. O konuda destek verilmesin. Çünkü bazen aileler yeterince destek vermiyor. Bu yüzden gençlerin işte sağlık merkezlerinde işte sağlık ocaklarında yardım ediyorlar. Bu yüzden hani ailelerden daha çok işte arkadaşlarından, işte sağlık merkezlerinden yardım alabilirler. Mesela bizim okulda sağlık merkezimiz var. İşte cinsel sorunlar konusunda, cinsel sağlık konusunda eğitim veriyor. Bu yararlı olabilir. Günümüzde doğum kontrol hakkının yasaklanması bile düşünülürken benim bir doktora gitmem, ondan sonra bir doktor bulmam da gayet zor. Detaylı ve iyi anlatılması olur diye düşünüyorum. Çünkü hani ben de dahil olmak üzere çoğu arkadaşım hani internetten öğrendiklerimizle hani hareket ediyoruz. Eğer böyle bir devlet kuruluşu olsaydı hani gidip yani psikologlar mı olurdu artık bilmiyorum da hani detaylı ve geniş kapsamlı bir anlatım isterdim yani. Sağlığın, eğitimin ya da hayatın diğer alanları için karar alınırken karar alma süreçlerine dahil olduğunu hissediyor musun? Aslında her ne kadar ben kendi kararlarımı vermeye çalışsam da bir takım bürokrasilerden dolayı ya da işte okuldaki öğretmenlerden dolayı ya da aileden dolayı engellendiğim zamanlar oldu. Yani çok değil ama... Hayır. Ama sanırım bu da daha genç yöneticilerin olmamasından kaynaklanan bir sorun olarak düşünüyorum. Çok. Yani açıkçası ben pek hissetmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama... Yani sonuçta bizim hakkımızda farklı şekilde karar veriliyor. Hani bu kürtaj meselesi. Hani bu en son zamanlarda şey olan... Düşünmüyorum aslında. Bu konuda daha çok bizim fikrimiz sorulmalı. Sonuçta benim sağlığım hakkında ben söz sahibi olmalıyım diye düşünüyorum. Bu karar süreçlerinde genelde bizi hep konu dışı bırakıyorlar. Diyor musun? Yok, sanmıyorum. Hissetmiyorsun. Hayır. Yok, bence dahil değiliz kesinlikle.
tamamen kıyısında bulunduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Karar alıcılar evet, bizi dahil etmiyor. Etmiyorlar kesinlikle. Evet, hayır. Yani tabii bizim toplumda biraz arka planda kaldığımız gerçeği var ama yine de yani belli noktada bana hitap edildiğine inanıyorum. Hani benim de içinde olduğum düşüncelerini paylaştığım şeyler yapılıyor. Ya hani aile içinde olduğunda tabii ki danışılıyor ama başka yerlerde genel anlamda danışıldığını düşünmüyorum. Dahil olabildiğimi pek düşünmüyorum çünkü bürokrasi olsun, işte hocalarımız olsun, bazı kuruluşlar olsun bunlar bizi bastırdığını düşünüyorum. Örneğin mesela Kürtaş konusu. Şu anda kadınlar kendi başlarına karar veremeyecek durumda geliyorlar. Kendi hamileliklerini istemedikleri sürece işte alınmamasını engelliyorlar. Yani bunların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Her birey hakları vardır. Bu hakları kendilerine göre değiştirebilirler, kendileri koruyabilirler. Yani o yönde hareket edebilirler. Bunun ne bir devlet, ne bir öğretmen yani hiçbir şekilde kısıtlayamaz. Herkesin kendi hakkı var diye düşünüyorum. Hayır. Tabii ki düşünmüyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir... yaptığı bir vardı. Sanırım o kalktı zaten. Hani direkt babaya mesaj gitme yöntemi vardı. Hani bunu kalkmasına çok mutluyum şu anda. Hani böyle bir şey kalkmış olmasına. Soruyu unuttum sanırım. Karar alma sürecine dahil oldun. Dahil değiliz işte bu nedenden dolayı. Tamamen kendi devlet bünyelerine karar alıyorlar gençler adına. Kendileri yönetiyorlar ve hani bunun sonucuna ne olur ne olmaz diye hiç bakmıyorlar. Devlet büyüklerimiz sağ olsunlar. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.